Merhaba arkadaşlar, Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle kimya mezun testlerinden 31.sini çözeceğiz. Konumuz kimya ve elektrik. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru, verilen bilgiler sırasıyla doğru ya da yanlış olarak işaretlenirse aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Şimdi arkadaşlar, bu soruda bilgi eksiği olarak şunu belirtmesi gerekiyor. Verilen bilgilerinin ya elektroliz için ya da elektrokimyasal piller için olduğunu belirtmesi gerekiyor. Biz burada elektroliz için alıp soruyu çözeceğiz. Elektroliz için. Şimdi anotta yükseltgenme gerçekleşir. Doğru. Elektrolizde anotta yükseltgenme, katotta indirgenme gerçekleşir. Katyonlar katotta toplanır. Elektroliz sisteminde katyonlar katota göçer. Anyonlar anota göçer. Anot pozitif kutuptur. Katot da negatif kutuptur. Bu da yine elektroliz sistemi için doğrudur. Yani DDD A şıkkı oluyor cevabımız. İkinci soru. Faraday'ın elektroliz kanunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi Faraday'ın elektroliz kanunlarını hatırlayalım. 1 mol elektronun yükü 1 faradaydır. Bu doğru. Seri bağlı elektroliz kaplarda elektrotlarda serbest kalan madde miktarı eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır. Yine bu da arkadaşlar doğru. Akım şiddeti arttırılırsa toplam madde miktarı da artar. Faraday'da madde miktarı eşittir I çarpı T çarpı mol kütlesi bölü 96.500 çarpı tesir değerliği. Burada akım şiddeti arttırılırsa eğer toplanan madde miktarı da ne yapacaktır? Artacaktır. Doğru. Seri bağlı elektroliz kaplarında elektrotlardan geçen yük miktarı metallerin yükseltgenme basamağı ile doğru orantılıdır. Hayır arkadaşlar, şu şekilde bir seri bağlı elektroliz kabımız olsun. Burada mesela alüminyum metali olsun. Alüminyum artı 3'ten 3 elektron alarak indirgenir. Alüminyum oluşur. Diğer tarafta sodyum olsun. Sodyum artı 1'den 1 elektron alarak sodyuma dönüşür. Burada devreden geçen yük miktarı seri bağlı olduğu için her ikisinde de eşittir. Yani buradan 1 faradaylık yük geçiyorsa yine buradan da 1 faradaylık yük geçecektir. Katsayısıyla ya da yükseltgenme basamağıyla bağlantısı yoktur. Bu yanlış. Toplanan madde miktarı elektroliz süresiyle doğru orantılıdır. Bakın burada da elektroliz süresi T. T ile madde miktarı yani kütle nedir? Doğru orantılıdır. Bu da doğru. Cevabımız neymiş? D şık. Üçüncü soru. Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi sırasında sodyum klorür çözeltisinde sodyum artı klor eksi yonları çözelti olduğunu belirttiği için de hidrojen artı OH eksi yonları vardır. Yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Katyonlar katota gidip indirgenecek. Anyonlar anota gidip yükseltgenecek. Bu durumda önce hangisi gider? Sodyum mu, hidrojen mi ya da anota önce klor mu, OH mı gider? Ona karar verebilmek için artı ile eksinin birleştiği noktadan bir çizgi çekiyorum. En yakın olanları alıyorum. Yani önce anota gidecek olan klor gazıdır. Katota gidecek olan da hidrojendir. Bu da katota gidecek olan. Bu durumda soru şıklarına bakalım şimdi. Anotta önce klor gazı açığa çıkar. Doğru. Çünkü elektron verme eğilimi klorun OH'tan fazla olduğu için anotta önce klor elektron vererek klor gazına dönüşür. Katotta önce sodyum metali toplanır. Şimdi bir metalle şu eğilimi vermese bile bir metalle hidrojen arasında hangisi önce elektron almak ister? Tabii ki hidrojen elektronları almak ister. Metal asla elektron almak istemez. Zor durumda kalmadığı sürece bu durumda hidrojen elektronları alır ve hidrojen gazına dönüşür. Bu nedir? Yanlıştır. Çözeltinin pH değeri zamanla artar mı? Şimdi zamanla hidrojen iyon derişimi ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Hidrojen derişimi azalıyor.
Hidrojen derişimi azalırsa pH ne yapar? Artar. Şöyle hatırlatalım. pH'i biz nasıl buluyorduk? Eksi logaritma hidrojen artı iyon derişimi. Şimdi hidrojen iyon derişimi başlangıçta 1 olsun. pH buradan ne olur? 0 olur. Peki hidrojen iyon derişimi azalıyorsa, yani 10 üzeri eksi 1 oluyorsa pH değeri ne yapar? 1 olur. Yani derişim azaldıkça pH ne yapıyor? Artıyor. Bu durumda bu da nedir? Doğrudur. Hangisi yanlış diye soruyor. Yalnız 2, B şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıda bazı metallerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Şimdi sorunun devamını okumadan şuna bir bakalım. Bu metallerin indirgenme potansiyelini verdiyse, o zaman biz bunu indirgenmeye göre sıralarsak, indirgenme eğilimine göre sıralarsak, indirgenme potansiyeli en büyük olan önce indirgenir. Bakın şimdi burada hangisi en büyük? Sn. Sn büyüktür. Kimden? Demirden. Bu da büyüktür. Kimden? Sırayla geliyorum. Zn'den. Bu da büyüktür. Kimden? Al'den. Al de büyüktür. Mg'den. Mg de büyüktür. Kimden? Li'den. Şimdi indirgenmeyi yazdık. Diyor ki buna göre demir metalinden yapılmış bir malzemenin korozyondan korunması için aşağıdakilerden hangisi kurban elektrot olarak kullanılır? Yani malzemede demir kullanıyorum. Demirin yanına öyle bir X katacağım ki demirin yerine X yükseltgenecek. İndirgenmesi büyük olan, o zaman yükseltgenmesi nedir? Küçüktür. Yükseltgenmeye göre sıralarsak eğer, yükseltgenmeye göre sıralarsak lityum büyüktür, magnezyum büyüktür, alüminyum büyüktür, çinko büyüktür, demir büyüktür, kalay. Şimdi burada eğer x yükseltgenirse buna kurban elektrot diyebilirim. Ama yükseltgenmezse buna kurban elektrot diyemem. Bu durumda yükseltgenme eğilimi demirden küçük olan ne yapacaktır? Kurban elektronu olarak kullanılamayacaktır. Nedir cevabım? A şıkkı. Şimdi şöyle bakalım. Ben burada demirin yanına lityum bağlarsam eğer, yükseltgenmesi lityumun fazla olduğu için kim yükseltgenir? Lityum yükseltgenir. Demir burada yükseltgenemez. Kurban elektrot olarak davranabilir. Fakat demirin yanına Sn'ye bağlarsam burada kim yükseltgenir? Demir yükseltgenir. Ben demiri korumaya çalışırken demir ne yaptı? Paslandı. Bu durumda Sn kurban elektrot görevini yapamadı. Cevabımız ne? A şıkkı. Beşinci soru. Bakır 2 sülfat çözeltisi platin elektrotlar kullanılarak elektroliz edilmektedir. Yarı tepkimeler aşağıda verilmiştir. Şimdi burada platinin, PT'nin kullanılması ne anlama geliyor? İndirgenme ya da yükseltgenme olmayacağı, yani orada platinler üzerinden bir tepkime gerçekleşmeyecek. Kimin üzerinden tepkime gerçekleşecek? Şimdi bakır sülfat çözeltisinde kimler var? Bakır artı 2 iyonları, sülfat eksi 2 iyonları. Bunun yanında çözelti olduğu için hidrojen artı iyonları ve OH eksi iyonları var. Bakın katotta kim indirgenmiş? Katotta bakır indirgenmiş. Demek ki bakırın indirgenme potansiyeli hidrojenden neymiş? Yüksekmiş. Anotta kim yükseltgenmiş? Bakın su yükseltgenmiş. Demek ki OH'ın yükseltgenme potansiyeli sülfattan fazlaymış anot. Bu durumda buna göre verilen tepkimelere göre soruyor. Anotta oksijen gazı oluştu mu? Bakın oksijen gazı oluştu, doğru. Elektroliz devam ederken pH artar mı? pH'in artması için ne olması gerekiyordu? pH'in artması için hidrojen derişiminin azalması gerekiyordu. Fakat tepkime devam ederken bakın sürekli hidrojen oluşuyor. Hidrojen derişimi artarsa eğer pH ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yani hidrojen arttıkça asitliğe yönelir. Asitlik artar. Asitlik arttığı zaman da pH değeri sürekli ne yapması gerekir? Azalması gerekir. Bu durumda bu nedir? Yanlıştır. Devreden 1 faradaylık akım geçtiğinde katotta 1 eşdeğer gram bakır toplanır. Evet, Faraday kanunlarından hatırlayalım. 1 faradaylık akım katotta toplanan madde miktarı 1 eşdeğer gram olmalıdır. Bu da nedir? Doğrudur. Hangileri doğru diye soruyor. 1 ve 3, C şık.
Altıncı soru, metal kaplamacılığı dekoratif görünüm kazandırmak, korozyona karşı korumak, saf metaller elde etmek amaçlarından hangileri için yapılır? Şimdi ben kaplamacılık yapmak istiyorum. Ne için kaplamacılık yaparım? Değerli bir madde vardır. Bunun aşınmasını korumak için. Yani korozyona karşı korumak için. Örneğin gemicilikte metallerin aşınmasını engellemek için kaplama yapılabilir ya da boyama yapılabilir. Dekoratif görünüm kazandırmak için daha şık görünsün diye evet kaplama yapabilirim. Saf metaller elde etmek için kaplama yapmam arkadaşlar. Şöyle düşünün, bir metalim var. Üzerine başka bir metalle kaplıyorum. Bu saflaştırmak için kullanılabilir mi? Hayır. Bu yanlıştır. 1 ve 2. B şıkkı cevabımız. 7. soru. Elektroliz ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elektroliz tepkimeleri istemlidir. Hayır, elektroliz tepkimeleri dışarıdan enerji alarak gerçekleşir. Enerji alarak gerçekleştiği için istemli değildir. Yalnızca çözeltiler elektroliz edilebilir. Hayır, sıvılar da elektroliz edilebilir. Örneğin sodyum klorür sıvısı elektroliz edilebilir. Bu da yanlış. Elektrolitteki anyonlar anota, katyonlar katotta toplanır. Bu da nedir? Elektroliz kurallarından biridir. Anyon olanlar, örneğin sodyum klorürü örnek verelim. Sodyum artı olan katyon nereye gider? Katota gider. Katotta ne yapar? İndirgenir. İndirgenince neye dönüşür? Sodyum katısına, saf hale dönüşür. Peki klor anyonu ne olur? Anota gider. Anotta ne gerçekleşir? Yükseltgen mi? Yükseltgenme ile nereye dönüşür? Yine element haline, yani saf haline dönüşmüş olur. Bu durumda bu doğrudur. Hangileri doğru? Yalnız 3 A şık. 8. soru. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde XCl3, diğerinde YCl2 eriyikleri. Eriyik demek ne demek? Ortamda su yok. Sadece XCl ve YCl var. Bu durumda XCl3'teki X artı 3, 3 elektron alıp X katısına mı dönüşür? YCl2 dedik ki Y artı 2 de 2 elektron alıp Y katısına dönüşür. Şimdi okuyorum tekrar. Her iki kabın katodunda, katyonlar toplanacak. Eşit kütlede madde toplandığına göre, yani burada M gram, burada da M gram madde toplanmış. Y maddesinin atom ağırlığı kaçtır? Şimdi seri bağlı elektroliz kaplarının özelliği neydi? Devreden geçen yükler eşitti. Devreden eşit miktarda yük geçer. Yük geçer. Yani buradan geçen Faraday kaç Faraday'sa buradan da eşit geçecek. Bu durumda ben neyi biliyorum? X'in atom kütlesini biliyorum. Atom ağırlığını. X'in molünü bulabilir miyim? Mol sayısı eşittir. Kütle bölü 60. Yani X için mol sayısı M bölü 60. Katsayısı 1 olandan M bölü 60 girerse 3 olandan ne kadar girer tepkimeye? 3 katı. 3M bölü 60 mol. Buradan geçen yük ne dedik? Gelir buradaki yüke eşit olur dedik. Bu durumda buradan da 3M bölü 60 mol tepkimeye giriyor mu? O zaman buradan ne kadar mol açığa çıkar? 3M bölü 60'ın yarısı kadar mol açığa çıkar. Kütlemiz M gram. Mol sayımızı da bulduk. Bu durumda mol sayısı neye eşittir? Mol sayısı eşittir kütle bölü molekül ağırlığı. Yerine yazalım. 3M bölü 60 bölü 2 mol eşittir kütle M bölü Y'nin mol kütlesi. Y'nin mol kütlesi. Atom ağırlığı ya da. M'ler eşit olduğu için sadeleşti. MY arkadaşlar buradan ne geldi? 60 çarpı 2 bölü 3, 20 çarpı 2, 40 olarak bulunmuş oldu. Yani cevabımız C şıkkı. 9. soru. Tuz çözeltisi elektrolizinde katotta toplanan birim zamandaki madde miktarı, çözeltinin sıcaklığı, çözelti derişimi, akımın şiddeti niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi katotta toplanan madde miktarı deseydi eğer, madde miktarı eşittir I çarpı T çarpı mol kütlesi bölü
96.500 çarpı tesir değerliği devreden geçen elektron sayısı. Şimdi burada akımın şiddeti yani I'ya bağlı mıdır? Evet, bağlıdır. Fakat birim zamanda dediği zaman buradaki ne işe girmiş oluyor? Hız işin içine girmiş oluyor bakın. Birim zamanda yani çözelti derişimi artarsa hız artar. Çözeltinin sıcaklığı artarsa da hız artar. Akım şiddeti artarsa da toplanan madde miktarı yine artar. Bu durumda her üçüne bağlıdır. E şıkkı diyoruz. 10. soru. Elektroliz ve elektrokimyasal işlemler için genel olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi A şıkkında ne demiş? Demir pası gözenekli yapılı olduğundan metalin korozyonuna engel olmaz. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi demir pası demirin üstünü tamamen kapatamadığı için bu aralardan yine demir altta korozyona uğramaya devam eder. Bu doğru. Metal yüzeyin boyanması haricinde korozyonu engelleyecek yöntemlerden birisi de metali galvanize etmektir. Ne demek metali galvanize etmek? Başka bir metalle kaplamaktır. Bu da yine doğrudur. Başka bir metalle kaplama da yine boyama gibi korozyonu engelleyen yöntemlerden biridir. C şıkkı elektrolizle kaplamacılık işleminde kaplanacak madde anoda bağlanır. Şimdi bir maddem var benim. Bunu kaplamak istiyorum. Anot katot belirledim. Yerleştirdim. Şimdi burada X metali var. X metali çözeltinin içerisine geçecek. X artıya dönüşecek. X artı iyonları da benim kaplamak istediğim metalin üzerinde toplanıp X katısını oluşturacak. Kaplamak istediğim metalin üzerinde toplanıp X katısını oluşturduğu için X ne yaptı? Elektron alıp artı iyonlardan elektron alıp nötr hale dönüştü. Bu nerede olur arkadaşlar? Katotta olur. Bakın, elektron alıp indirgenme olayı katotta gerçekleşir. Çünkü ben buraya metali bağladım. Genellikle neyi veriyoruz örneği? İşte bir kaşık bağladım buraya. Bu kaşığı kaplamak istiyorum. Bunun üzerinde X katısının toplanması lazım. Bu durumda X'in katı olarak toplanması için çözeltide bulunan X artı iyonlarının katıya dönüşmesi lazım. Nedir o zaman? Kaplanacak madde nereye bağlanması lazım? Katota bağlanması lazım. Bu durumda C yanlış. Elektrolizle kaplama işlemi yapıldıktan sonra tam koruma sağlanması için yüzey ince bir vernik ile kaplanabilir. Evet, kaplanabilir. O da bir artı koruma yöntemlerinden biridir. Metallerin elektrokimyasal olarak parçalanmasına korozyon denir. Korozyon neydi? Aşınmaydı. Şu şekilde bulunan bir metalin zamanla aşınmasına ne deniyordu? Korozyon adı veriliyordu. Yani cevabımız C şıkkı. 11. soru. 100 mililitre HCl, 1 molar HCl çözeltisi 0,9 Faraday yük ile elektroliz ediliyor. 0,9 Faraday neye eşittir? 0,09 mole eşittir. 0,09 Faraday 0,09 mole eşittir. İşlem sonucunda çözeltinin oda koşullarındaki pH değeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi hidroklorik asit çözeltisinde hidrojen artı iyonları var. Ne yapacak? Bu elektron alıp hidrojen gazına dönüşecek. Doğru mu? Ne kadarmış peki bunun mol sayısı? Mol sayısı eşittir. Yani molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacimden. Molarite 1. Mol sayısı nedir? Hacmi 0,1 ise. Mol sayısı buradan 0,1 mol olarak bulunur. Yani başlangıçta ne kadar hidrojenim var benim? Başlangıç. 0,1 molüm var. Şimdi zamanla 0,09 mol yükle elektroliz ediyorum. Faraday demek, mol demek çünkü. Buradan 0,09 geçiyorsa o zaman hidrojen de eşit olduğu için katsayıları 0,09 mudur? Buna ne diyorduk? Değişim diyorduk. Değişim. Sonuçta ne kalır ortamda? 0,1'den 0,09 çıkarsa 0,01 mol kalır. Doğru mu? Evet. Peki ortamda kalan hidrojenin mol sayısı 0,01 ise hidrojen derişimi neye eşittir? Yani molarite mol sayısı bölü hacme eşittir. Hacim 100 mililitre hala.
derişimi bu durumda ne bulunmuş olur? 0,1 molar bulunmuş olur. pH'i bulmamı istiyor. pH eşittir eksi logaritma hidrojen iyon derişimi. pH değerim neye eşit bu durumda? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'e pH eşittir. Çünkü 0, 1, 10 üzeri eksi 1 olarak yazılır. 1 olarak bulunur. Cevabımız nedir? A şıkkıdır. 12. soru. Seri bağlı 3 tane elektroliz kabından birincisinde sodyum klorür sıvısı. Sodyum klorür sıvısı. İkincisinde magnezyum klorür sıvısı. Üçüncüsünde alüminyum klorür sıvısı bulunmaktadır. Kaplardan eşit miktarda yük geçirildiğinde katotlarda biriken maddelerin kütlelerin artış sırası aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Artış sırasını soruyor. Yani küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Katotlarda toplananı sorduğu için buradan kim gelecek? Sodyum artı iyonu. Sodyum artı iyonu bir tane elektron alıp sodyum katısına dönüşecek. Buradan kim gelecek? Magnezyum artı 2 iyonu. Magnezyum artı 2 iyonu iki tane elektron alıp magnezyum katısına dönüşecek. Buradan kim gelecek? Alüminyum artı 3 iyonu. 3 tane elektron alıp alüminyum katısına dönüşecek. Şimdi seri bağlı neydi? 3 tane kabı seri bağlı olarak bağlıyorduk. Burada alüminyum var, burada magnezyum var. Ya da sırasıyla yazalım. Şöyle birinci kapta sodyum var, ikinci kapta magnezyum var, üçüncü kapta alüminyum iyonları var. Artık kimler var? Klorlar var. Fakat bize burada kim lazım? Katyonlar. Katotta toplanacakları için. Seri bağlı olduğu için seri bağlı kaplardan devreden geçen yük miktarları nedir? Eşittir. Yani buradan A kadar geçiyorsa buradan da A kadar yük geçecektir. Bu durumda hepsinden eşit miktarda yük geçirelim. Katsayıları 3, 2, 1 olduğu için ortak katı nedir? 6. O zaman biz bunların hepsinden 6A kadar yük geçirelim. 6A mol yük geçsin diyoruz. Buradan 6A geçerse ya da 6 geçerse direkt, çünkü oran sorduğu için 6 yazabiliriz. 6 mol geçerse buradan da 6 mol sodyum açığa çıkar. Buradan 6 mol yük geçerse buradan 6'nın yarısı, 2'nin yarısı olduğu için 3 mol magnezyum açığa çıkar. Buradan 6 mol elektron geçerse 3'ün 3'te 1 olduğu için buradan 2 mol alüminyum açığa çıkar. Bu durumda mol sayısı neye eşit? Kütle bölü molekül ağırlığına. Mol sayısı 6. Sodyumun kütlesi nedir? M sodyum bölü molekül ağırlığı, yani atom ağırlığı kaç? 23. Yani sodyumun kütlesi 23 çarpı 6. 6 kere 3 18, 12, 13. 138 gram. Geliyoruz magnezyuma. Magnezyumun mol sayısı 3. Kütlesi nedir peki magnezyumun? Atom kütlesi 28 ise. Pardon, 24 ise. Bu durumda magnezyum kütlesi eşittir. 3 kere 4 12. 3 kere 2 6 72 gram. Alüminyum için aynısını yapıyoruz. 2 mol eşittir. Kütlesi alüminyumun bölü ne kadar? 27. Bu durumda alüminyumun kütlesi de 4 54 gram. Artış sırasına göre sırala dediğine göre en küçüğü kim? Alüminyum. Yani 3. kap önce gelir. Sonra İkinci kap, sonra birinci kap. Artış sırası 3, 2, 1. D şıkkı diyoruz cevabımıza. Bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.